Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Melda Yücel Kocaer. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte yaşasın hayat diyoruz. Dolu dolu yaşasın hayat demek için de sohbetimize başlıyoruz. Hocam merhaba. Merhaba efendim. Son derece önemli başlıklar var. Önce haberler diyelim, tek bir manşet çıkartalım ortaya. Peki. O da egzersiz ve sağlık ilişkisiyle ilgili olsun. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir uyarı var aslında. Yaşam uyarısı. Hareketsiz yaşam dediğinde 500 milyon kişi risk altında diyor. Nasıl bir risk? Doğrudan siz dikkat çekersiniz aslında bu riske. Çok önemli bir risk, hareketsizlik riski, ama Dünya Sağlık Örgütü'ne burada bir günaydın demek lazım. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü kendisini sadece akut hastalıklarla hızlı değişim gösteren, sağlığı hızlı ve çabuk tehdit eden hastalıklarla meşgul ettiği için kronik hastalıkları pas geçiyor. Oysa yani pandemi diyoruz ama pandemide bütün kaybettiklerimizin toplamından çok daha fazlasını her yıl kalp hastalığı, kanser nedeniyle, yani kronik hastalıklar nedeniyle kaybediyoruz. Ve meydan kronik hastalıklarında temel dört nedeninden biri hareketsizlik. Dünya Sağlık Örgütü bu uyarısında bize diyor ki biraz hareket edin. Hareketsiz nüfus miktarı 500 milyonu aştı. Bu 5 milyon erişkin kısa bir süre sonra kronik hastalıklardan herhangi birine, yani şeker hastalığına, hipertansiyonuna, kalp damar hastalığına, obeziteye, kansere veya Alzheimer'a paçasını kaptırabilir. Doğru bu uyarı. Bilelim ki hareketsiz bir yaşam geleceği tehdit eden, kronik hastalıklara zemin hazırlayan bir yaşam. Evet, pandemi ve sonrası dediğimizde hemen bir haftanın gündemine geçelim. Tabii ki, buyurun. Haftanın gündeminde de manşette sisli beyin yer alıyor. Çünkü Covid sonrası dediğimizde aslında hala devam ediyor pandemi. Ama sisli beyni çok konuşur olduk. Daha tetiklediğini düşünüyoruz. Sisli beyin salgını mı var desem doğru olur mu? Bir yerde salgınlığa yakın bir durum söz konusu. O bir miktar doğru yaklaşım. Ama burada esas mesele bence şu. Bu sorduğunuz sorunun beni memnun eden bir başka yönü var. O da şu. Genelde modern tıp neredeyse son 50 yılda ısrarla yaptığı bir hatadan vazgeçme gereği duymaya başladı. Ve nihayet bunun farkına vardı. O hata şu Melda Hanım. Modern tıpa göre ya hastasınız ya sağlamsınız. Eğer siz belli bir hastalık kalıbına sığmıyorsanız kardeşim, bu sizdeki şikayetler sinirsel, nevrotik, psikolojik geçiştiriyor modern tıp. Yani siz ya depresyonda olacaksınız ya sağlıklı olacaksınız. Ya bunu yiyeceksiniz ya da berrak, pırıl pırıl bir zihniniz olacak. Yani sağlığa, daha önce söylemiştim size, beyaz renk dersek, hastalığa da siyah renk dersek, ya siyah ya beyaz, gri alan yok. Oysa muazzam bir gri alan var bizim hayatımızda. Yani uykusuzluk bir hastalık değil ama sağlığımızı tehdit eden çok önemli bir gri alan. Sisli beyin de öyle bir şey. Yani benim, hocam odaklanamıyorum, hocam konsantre olamıyorum, hocam eskiye oranına daha çok dalgınım, daha çok fazla unutkan olduğumu düşünmeye başladım, daha çok bildiklerimi aklımda tutmada zorlanıyorum, daha çok öğrenmede güçlük çekmeye başlıyorum falan diyen insanların sayısı arttı. Biz bu insanlara hiçbir şey yok, sağlıklısın diyemeyiz. Bunlara sen depresyondasın ya da bunadın da diyemeyiz. Ne diyeceğiz? Arada bir geçiş tablosu, foggy brain. Yani sisli beyin. Nedir o? O beynin bellekle ilgili fonksiyonlarının şu veya bu nedenlerle, eğer sorarsanız neler olabilir açıklarım. Evet, bir miktar eski gücünü kaybetmesi demek. Yani pırıl pırıl berrak bir beynin yerine biraz karmaşık, biraz kırışık, biraz buruşuk, biraz sisli, biraz dumanlı, biraz uzun havalı bir beyin haline geliyor. O beynin nedenlerinden birisi tabii ki Covid-19 salgını oldu, ama bence Covid-19 salgını nedeniyle biz hepimiz bu sisli beyin meselesini biraz daha dikkatli hale geldik. Çünkü bu Covid-19 salgını için uyarırken de biz Covid-19 salgını aynı zamanda Alzheimer'ı, Parkinson'u bile tetikleyebiliyor gibi laflar konuşunca, evet, sisli beyin başına dikkat etmeye başladık. Ama sisli beyinden başka bugünlerde, pardon, Covid-19'dan başka, Covid-19 geçirseniz de geçirmeseniz de zaten beynimizi sis bastıracak, beynimizi duman altı edecek, beynimizi kırıştıracak, buruşturacak pek çok maalesef problemle karşı karşıyayız. Evet. Yani bunu kronik hastalıklar boyutuyla mı düşünelim, yoksa stres Yok. Yapan başlıklar, hayatın koşulları, sertleşen koşullar diye mi düşünmek lazım? Yok, mesela bence Hashimoto, diğer yandan fibromiyalji ile birlikte mi anmak lazım? Yok, bence biraz daha güncele gelelim. Güncele gelelim, yani, tamam. Bu yaşadığımız
günlerin getirdiği psikolojik sorunlar beynimizi sinirlendiriyor. Nedir o sorunun başında? Kaygı bozukluğu var. Hepimiz gelecekle ilgili sosyal, kültürel, ekonomik, ne bileyim politik endişeler içindeyiz hepimizin. Bir takım endişeleri var. Endişe kaygı yoğunluğu arttıkça da beynin kendini toparlama zamanı uzuyor. Beynin kayıt etme sistemleri birazcık eski oranla zayıf diyor. Dolayısıyla kaygı bozukluğunun olduğu her yerde bu var. Zaten savaşlar var, savaş tehditleri var, tamtamlar çalıyor. Zaten dünya ölçeğinde bir ekonomik kriz, ekonomik problem, enflasyon meselesi günümüzde hepimiz konuşuyoruz ki çoğu insan bırakın onu evine ekmek götürüp götürmemekle ilgili falan endişeler taşımaya başladı. Bir taraftan da kış geliyor, okullarda enfeksiyon, Covid geliyor falan. Bitmedi. Bir de Allah beterinden saklasın deprem haberleri falan. Yani darmadağın oldu beynimiz. Dolayısıyla bir yönüyle kaygı bozukluğu zaten sisli beyinle ilgili bugünkü güncel ortamın hazırlayıcılarından biri. Sadece bu mu? Hayır, bu değil. Uyku bozukluğu. Peki o nereden çıktı? O da kaygı bozukluğuyla aslında ilintili. Yani depresyona girmenize gerek yok uyku bozukluğu için. Bana bugün, dün, evvelsi gün gelen her üç hastadan biri gecenin ortasında pat diye uyanıyorum diyor. Biri ben hocam artık neredeyse günlerdir gece uykuya dalmada zorlanıyorum diyor. Bu kadar çok melatonin patlamasının, satışının artmasının, bu kadar çok pasiflora özlerinin ya da valeryan, kidot özlerinin çok satılmasının, magnezyumla insanların bir uyku savaşçısıymış gibi faydalanmak için uğraşmaya başlamasının sebebi uyku sorunu. Uykunuz iyi değilse, ne demişti size Osman Hoca yıllardır bu masada, uyku belleğin ütüsüdür. Ütüsü olmayan bir şey, ütü tutmadığı zaman kırışıyor. Zaten bellek kırışınca da sisli beyin ortaya çıkıyor. Unutkanlık. Bravo. Bir de başka sorunlar da var. Bazı maddelerin eksikliği, doğru söylüyorsunuz, kısa vadede değil ama uzun vadede kalıcı hale gelmese bile sisli beyni tetikleyebiliyor. Yani bellek sorunları konusunda sizi rahatsız edebiliyor. Sayalım ne olabilir? Bir, vitamin eksiklikleri. Özellikle folik asit eksikliği. Geçen gün de söyledim size. O zaman takviyeler dediğimizde takviye bu başlık aldı. Takviye hiç üzüm yok. Biz doğrudan doğruya beslenmemizle bilinçsiz bir şekilde B12'mizi yeterince alamazsak, folik asitimizi yeterince alamazsak vitamin olarak, D vitaminimizi yeterince alamazsak, bunlar B1 ve B6 bunlar hepsini koyun. Yani yeteri kadar sebze, meyve, hayvansal ürün, antioksidan zengin besin tüketemezsek belleğimiz maalesef sıkıntıya giriyor. İki, mineral eksiklikleri, özellikle demir ve magnezyum. Demirin ve magnezyumun eksik olduğu bir yerde belleğin size doğru dürüst hizmet etme imkanı yok. Çünkü beyninizdeki enzimatik fonksiyonların, sinyalizasyon sistemlerinin çalışması için magnezyum şart, demir şart. Başka yağ eksiklikleri, omega 3 yağların eksikliği mesela. Biraz da doykozahexanoik asit eksikliği. Nereden alacağız doykozahexanoik asiti? Besinle doldurmak depoyu çok zor. Çünkü artık balıklarda, yumurtada anlatıyorum, ette, yoğurtta, sütte eski omega 3'ler yok. Bizim bitkisel omega 3 kazanalım, ne yapalım? Ceviz yiyelim, keten tohumu tüketelim. İşte bunlarla da sizin DHA'yı depolamanız zor. Bir maalesef gidip yağlı balığa biraz para verip almak zorundasınız. Yağlı ve kaliteli soğuk su balığı tüketmek zorundasınız. Yani şimdi barbunun 450 liraya bilmem ne 350 liraya olduğu bir yerde bunlar deniz kaltına giriyor. Yani eğer sizin yağ eksikliğiniz varsa yine aynı sorun var. Bitmiyor. Diyelim ki tiroid tembelliğiniz var, sizin dediğinize gelelim. Hashimoto'nuz var. Evet. Ve kontrol ettirmediniz, takip etmiyorsunuz. Tiroid beziniz yeterince hormon üretemiyor ama sizin belleğinizde yeterince bilgi üretemez, yeterince bilgi saklayamaz, yeterince sakladığı bilgiyi size hatırlamak için devreye sistemi, sinyalizasyon sistemini sokamaz. Tiroid tembelliği, hormon eksiklik olarak. Başka insülin direnci, çok konuşuyoruz. Evet. Göbeğiniz büyüdükçe beyniniz küçülür, kafanız sislenir. Dolayısıyla bu dönemdeki kadar insanlık tarihinin hiçbir döneminde, tekrarlıyorum, bu dönemdeki kadar insanlık tarihinin hiçbir döneminde beynimizi sis bastıracak problemin çokluğu başımıza gelmemişti. Onun için tabii sisli beyni iyi yapmışsınız, tekrar tekrar gündeme getiriyorsunuz. Gündeme getirmekte fayda var. Evet, çok fayda var. Gerçekten. Ne yiyip ne içeyim dediğimizde şunu sormadan edemeyeceğim. Mesela sabahları kahvaltıda tüm ailenin fertleri ceviz mutlaka kahvaltıda bütçe el verdiğince olmalı mı? Hani öyle bir başlangıçla. Çok pahalı kahvaltı.
Yani bütün aile fertlerinin ceviz yediği zaman 5'er tane ceviz yeseniz 5 kişilik aile 25 adet ceviz eder. 25 adet onu ceviz nasıl karşılayacağız? Dengi nasıl yapacağız hocam? İşte, takviyeler de keza öyle. Takviye, şunu söylemek istiyorum. Yani cevizden sadece karşılayamayabiliriz. Yani şu, mesela olabildiği kadar piyasa şartlarını izleyip yağlı balık, hamsi varsa hamsiden. Şu an mesela denizlerden gelen iyi haber hamsi bollu olacakmış. Tamam, hemen, Palamut da aynı. Hemen yükleneceğiz. Hemen yükleneceğiz. Yani yeter. Burada kaynakları çoğaltacağız. Ama aynı zamanda bilelim ki sadece yediğimiz, içtiğimiz bizim beynimizde sisi azaltan bir faktör değil. Hı-hı. Biraz önce söyledim size, evet, uykusuzluk. Biraz önce konuştuk, egzersiz. Bunlar olmadığı zaman mutluluk, huzur, stres yoğunluğunun azalması, daha çok toplumsal işbirliği, komşu ziyaretleri kalmadı hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde. Hiç kimse kimseyle görüşmüyor. Hiç kimse birbirini evine misafir etmiyor. Hiç kimse birbiriyle eskisi kadar samimi, duygusal, içten, paylaşıcı ilişkiler hiç kimse demeyelim ama çoğu insan kurmuyor. Herkes başka bir kapalı alan şimdi. Bunların hepsi beynimizi olumsuz etkiliyor. Çünkü beynimiz gülümsemekle bile daha iyi çalışıyor. Yani karşınızdaki insan size bir şeyi anlatmadan sadece yüzünüze gülümsese emin olun beyninizdeki sistemin bir kısmını dağıtırsınız. Bunların hepsini kaybetmeye başladık. Onun için biraz daha eski insani ölçülerimize dönelim. Sadece yememe içmemiz eksikliği düşünmeyelim. Haklısınız, o da etkili. Ama bir de duygularımız, yani ruhumuz ne yiyor? Duygusal beslenmemiz ne düzeyde? Ona da bir dikkat etmemize fayda var. Şu ara asıl mevzu gibi. Kesinlikle. Devam ettiğimizde aslında biraz da kış sebzelerinden devam edelim. Sizin yazınızda dikkat çeken başlık vardı, sağlık bilgisi dediğimizde. Lahana mucizesi var aslında, değil mi? Evet. Lahananın mucizesi nedir? Tam da zamanı. Bize bir lahanayla nasıl bir sağlık kürü gelebilir evimize, mutfağımıza? Madem lahana gerçekten kış sebzeleri içerisinde bana göre en değerli olanlarından biri. İlk beşi havada karada girer. Ama burada çoğumuz, çoğu evde ben gözlüyorum, izliyorum, konuşulanlardan, sorulardan anlıyorum. Aslında lahana ile ilgili bilgi eksikliğimiz de maksimum düzeyde. Lahananın içerisinde bizim için hayati değeri olan, hayati fonksiyonları olan sülforafan isimli bir madde var. Sülforafanlar çok önemli. Sülforafanlar lahana içindeki antikanser maddeler, sülforafanlar lahananın içindeki bağışıklık gücü maddeler. Bilinen en güçlü antioksidanlardan biri. Ama maalesef lahana önce kendini korumak ve hayatta kalmak için kendini üretirken organize olduğu için, bizim için değil, kendi için organize, şöyle bir sistem kurmuş lahana. Bu hakiki savaşçısını gizli bir şekilde glikozinolat denen maddeler zinciri halinde içinde tutuyor. Yani biz şimdi NTV binasındayız. Bu NTV binasının bu stüdyosunda glikozinolatlar var. Ama glikozinolatların faydalı maddelere, yani sülforafanlara dönüşme kabiliyetleri tek başında yok. Bir tek şartı var bunun. O lahana hücresinin, lahana bitkisi hücresinin içindeki glikozinolatın lahana hücresinin duvarındaki mirosinaz enzimiyle reaksiyona girmesi lazım. Yani lahananın biraz ezilip dövülmesi, parçalanıp bölünmesi ve hücre duvarının parçalanarak o duvardan çıkan enzimin hücrenin içindeki glikozinolatı sülforafana çevirmesi lazım. Bunları anlatırken gözümün önüne kapuska yemeği geldi. Gözümün önüne salata. Yemekten önce kapuskada da hata yapıyorsunuz. Ona da gelelim. İyice haşlanarak. Yok, orada da hata var. Oraya da gelelim. Esas mesele şu. Eğer karnabahardan, eğer lahanadan, eğer turptan, hatta brokoliden, yani lahanagiller ailesinden herhangi bir bireyinden daha iyi ve daha çok faydalanmak istiyorsanız böl, parçala, bekle yöntemini göreceksiniz. Böl, parçala, bekle. Yani bunları iyicene parçalayacaksınız. Evet. Ve bunları parçaladıktan sonra biraz bekleyeceksiniz ki o parçalarken açığa çıkan mirosinaz enzimi hücrenin içindeki glikozinolatı sülforafana çevirsin. Burada iş bitiyor mu hocam? Burada iş bitmiyor. Bir, eğer siz böl, parçala yönteminden önce lahanayı kapuska haline getirirseniz, çok fazla parçalamadan, büyük parçalarında haşlarsanız, mirosinaz enzimi ısıya hassas, yok oluyor.
Dolayısıyla ondan sonra parçalayıp kapuska yaptığınız zaman da hikaye yok çünkü parçalayacak enzim yok. Glikozinolat haline kalıyor. Dolayısıyla lahanayı pişirmek ayrı bir sıkıntı. Pişirmeden önce mutlaka parçalayacaksınız. Parçaladıktan sonra sülforafan oluşunca da o sülforafanın lahananın suyuna geçme ihtimali olduğunu unutmayacaksınız. Yani lahanayı suyuyla beraber tüketeceksiniz. Lahana çorbası. Yani özeti şudur kalatası. Efendim, ister karnabahar, ister lahana, ister brokoli, ister turp yiyin, nasıl isterseniz, hangisini tercih ederseniz. Önce bunları parçalayın, bölün bekletin. Evet. Çiğ yerseniz çok daha akıllıca. Ama bölüp parçaladınız, pişireceksiniz, bölüp parçaladıktan sonra pişirin. Pişirdiniz, suyunu atmayın, suyuyla beraber tüketin. Yoksa içindeki sülforafandan kafi miktarda faydalanma şansınızı ciddi ölçüde kaybedersiniz. Uzattım ama önemli, detaylı bir bilgi ve gerçekten çok bizim için ayrıcalıklı bir önemi var bu bilginin. Evet, böylelikle lahana gilleri haşlayalım mı sorusunun da yanıtını aldık ama sağlık bilgileri devam edecek kısacık aranın ardından. Osman Hocam merhaba. Mor lahana tiroide zararlı mı merak ediyorum. İzleyicimiz diyor ki mor lahana tiroide zararlı mı? Yani lahana tiroide zararlı mı? Bence önce onu söyleyeyim. Evet, lahananın içerisindeki maddelerden bazıları tiroid hormonu üretimiyle ilgili olumsuzluk taşıyabiliyor. Ama bu zararı gösterebilmesi için sizin veya benim bir günde bir kamyon lahana yememiz gerekiyor. Yani pratik olarak lahananın moru da beyazı da bizim yediğimiz miktarlarıyla herhangi bir şekilde tiroid fonksiyonlarımızın üzerinde olumsuz etki göstermez. Peki, bir diğer soru geliyor şimdi sizden. Osman Hocam merhaba. Uykusuzluk tansiyonu yükseltir mi? Ve uykusuzluk gelen sorulardan uykusuzluk tansiyonu yükseltir mi? Yükseltir. Özellikle tansiyon yüksekliğine aday olan kişilerde ya da tansiyon ilacıyla tansiyonu ayarlayırken uykusuz kalan kişilerde uykusuz geçen gecelerin ertesi günü beklenenden daha yüksek kan basıncı ölçülmesi sürpriz sayılmaz. Bu nedenle zaten tecrübeli her hekim karşısına tansiyon hatayla gelen birisine ilk defa tansiyon ortaya çıkmış olsa da ilaç kullanırken beklenmedik bir yükselme ortaya çıkmış olsa da birkaç gündür uykusuzluğunuz var mı, hatta birkaç gündür stresiniz var mı gibi soruları sorar. Yediğini, içtiğini, düşündüğünü, uykusunu sormanız lazım. Bir soru daha gelsin. Buyursunlar. İzleyicilerimizden kulak veriyoruz. Her Hashimoto hastası selenyum kullanmalı mı? İzleyicimiz diyor ki her Hashimoto hastası selenyum takviyesi almalı mı? Hayır, alması gerekmiyor. Hashimoto hastalarının selenyum takviyesi alma zarureti ancak ciddi düzeyde selenyum düşüklükleri varsa söz konusu. Orada da almasalar da olur da alırlarsa iyi olur. Selenyum takviyeleri ucuz değil. Ama bir Hashimoto hastası ben Hashimoto'mu tedavi edeceğim diye selenyum almamalı. Çünkü selenyum Hashimoto'yu tedavi etmez. Ancak Hashimoto'da selenyum eksikliğinin Hashimoto'da hormon üretimini daha da bozduğunu, Hashimoto'ya bağlı, otoimmün hastalığa bağlı tiroid dokusu harabiyetini bir miktar daha hızlandırdığını düşünmek mümkün. Bu nedenle ancak sizi gittiğiniz dahiliye uzmanı ya da endokrinolog sizin selenyum almanız lazım diyorsa düşünün. Ama orada da herhangi bir selenyumun, mesela sodyum selenitin pek işe yaramadığını bilin. Yapacağınız şey selenyumun özel bir formatının, maya formatını yani selenometiyonin dediğimiz formatının işe yarayacağını bilmeniz lazım. Önemli bir ayrıntıydı. Bir soru daha geliyor size. Merhaba hocam, glutatyonu güçlendiren takviye hangisi? Ve glutatyonu soruyor izleyicimiz. Glutatyonu güçlendirmek için hangi takviye? İki tanesi çok önemli. Birisi çok ekonomik, birisi biraz daha pahalı. Yani ben glutatyon kullanmadan da hocam, glutatyon takviyesini damardan veya işte kas içine yaptırmadan da glutatyon rezervimi arttırabilir miyim? Bunun önemli bir soru olduğunu ben de farkındayım. Burada biraz önce söylediğim gibi vücudumuza sisteini daha çok kazandırırsak yiyeceklerle, kükürtlü yiyeceklerle bizim vücudumuz kendisi ihtiyacımız olan glutatyonu daha rahat üretiyor. Ama sisteini takviye olarak alıp daha çok sistein zengin olursak daha çok glutatyona sahip olabiliriz. Nereden alabiliriz sistein takviye olarak? Ne asetil sistein, yani asetillenmiş sistein tabletleri var. Toz şeklinde var, su deriyen var, yutulanları var. Hangisi daha faydalı? Hepsi aynı.
Yani asetilleme sistemini ister tablet şekli, ister toz, ister su deriyen efervesan şekliyle alın. Her halükarda faydalı. Biraz daha ileri gidelim. Ben sadece glutatyonumu daha çok üretmek için sistein almakla yetinmesem, bu antioksidan aktivite gösterirken indirgenmiş ve gücü kaybolmuş glutatyonu tekrar canlandırmak için bir takviye alayım mı? Alın, alfa lipoik asit bir numaraya koyun. Çünkü glutatyon serbest radikaller, oksijen serbest radikaller, yani okside edici radikaller bizim vücudumuzda, hücrelerimize, DNA'larımıza elektron hırsızlığı için geldikleri zaman glutatyon şunu yapıyor. Hücrenin önünde duruyor, kabaca anlatayım. Bir fedai. Kardeşim gidip benim hücremin duvarından, içinden, DNA'sından ya elektron çalıp onun yaşlanmasına, erken ölmesine yol açma. Gel benim elektronumu sana vereyim, al kolumu, kullan, güle güle git. Buna da şey dünden razı, serbest radikal. Alıyor glutatyondan, gidiyor. Ama kolunu kaybetmiş, bacağını kaybetmiş glutatyon artık savaşçı olmaktan çıkıyor. Ona yeniden kol bacak takmak istiyorsanız başka elektron transferi yapan antioksidanları koymanız lazım. Başta alfa lipoik asit, başka E vitamini, başka C vitamini, başka koenzim. Bu bir orkestra, daha önce size söylemiştim, bir senfoni orkestrası ama ben birinci sırada alfa lipoik asit öneririm. Peki, önemli değil. Bir soru daha geliyor. Tabii, buyurun. Oradan sizden. Osman Hocam'a tiroid nodülleri kansere yol açar mı diye bir sorum olacak. Kendisine teşekkür ediyorum. İzleyicimiz tiroide dair yine soru soruyor. Merak ediliyor tiroid. Hangi tiroid nodüllerinde kanser riski var? Kritik konu. Merak edilmesi normal. Merak edin aslında. Şundan dolayı Türkiye'de maalesef hala iyot tuz kullanmamıza rağmen çok yaygın bir sorun tiroid nodülleri. Yani bizim iyot eksikliğimiz nedeniyle tiroid bezimiz daha problemli. Guatrımız var. Guatr zemininde nodül oluşması ihtimali de artıyor. Bilelim ki eğer bir tiroid nodülü hızlı büyüyorsa, sertse, hareketsizse, sağa sola hareket ettiremiyorsanız o nodül daha tehlikeli. Eğer yine bilelim ki bir tiroid nodülü tekse, çapı 1 cm'den büyükse daha tehlikeli. Erkekteki tek tiroid nodülü, kadındaki tek tiroid nodülünden daha tehlikeli. Çok tiroid nodülüne göre tek nodülün bulunması ve o nodülün büyümeye devam etmesi, sertleşmesi ve hareketsiz kalması daha tehlikeli. Yani çapı artan, hareketliliği azaltan tiroid nodüllerinde, tek nodüllerde özellikle kansere, özellikle papiller kansere dönüşme ihtimali artıyor. Bir bilgi daha aktaralım buradan müsaade ederseniz. Bir tiroid nodülün kanserleşeceğini daha doğru tahmin etmenin yolu, bir üst yolu, onu ultrasonla incelemek. Ultrason incelediği zaman radyoloji uzmanı size tiroid bezinin etrafında damarlanma var diyorsa, tiroid bezinin olduğu o nodüle doğru, tiroid bezinin nodülüne doğru bol miktarda böyle otoyol yapılmış gibi bu yollar, damarlar gelmişse orada bir aktivite var demektir. O nodülün de kanserleşme ihtimali fazla. Yine bir tiroid nodülün içinde küçük küçük toplu iğnenin ucu kadar kireç parçacıkları, mikrokalsifikasyon yazıyorsa raporunuza, onda malignite çıkma ihtimali fazla. Ne yapacağız hocam? Böyle bir ihtimal varsa zaten radyolog biz klinik hekimlerini bize uyarıyor. Diyor ki Osman Hoca, bu hastada nodülde kireçlenme, mikrokalsifikasyon var. Nodül çok aşırı damarlanma eğilim içinde. Bu nodülün daha önceki nodüle göre de ilerliyor, büyüyor, büyümeye devam ediyor. Bir ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılsın, garantiye alın. Ne demek o? O nodülün üzerine ultrason eşliğinde küçücük bir enjektörle giriliyor. İçinden sıvı ya da hücre doku alınıyor. O patoloğa gönderiliyor. O patolog o doku materyalinde, o sıvı materyalinde atipik hücre, kanser hücresi veya kanserleşme ihtimali olan hücre var mı bakıyor ve bizi uyarıyor. Eğer böyle bir şey varsa tabii onu bir tiroid cerrahına yönlendirmeniz lazım. Evet. Dikkatli olmak. Detaylı bir konu, evet. Evet, kesinlikle. Devam edelim. İzleyicilerimiz adına peşi sıra gelen soruları ben size ileteyim. Maydanoz suyu çıkıyor karşımıza mesela. Maydanoz suyu karaciğer yağlanmasına çare mi? Çare değil. Yani bu tip şarlatan soru, bilgiler maalesef bu sosyal medyada bir takım konuyu ciddiye almayan ya da alakasız kişilerin bir şeyler öğretmek adıyla yaptıkları bilgiçliklerle yayılıyor. Ben üst üste bu ara bu soruyu hakikaten çok duyuyorum. Maydanoz suyu sağlığa faydalı.
Yani maydanozun kendisi de faydalı. Zaten Osman Hoca hep diyor, her şeye maydanoz ol, her şeye limon sık. Tamam mı? Maydanozun kendisini yiyin, suyunu için. Maydanozda apigenin var, antikanser madde. Maydanozda K1 vitamini var, K2'nin ham maddesi. Ayrıca K1 çok da önemli bir vitamin. Maydanozda biliyor musunuz glutatyon bile var. Biraz daha ileri gidelim, melatonin var. Aa. Maydanozda. Yani maydanozda olmayan bir şey yok. Hiç ama o zaman melatonin yatmadan bir maydanozu, saat önce ne kadar yemek lazım? Yiyin. Ya onun için melatonin ölçüsü vermek çok zor çünkü içindeki melatonin çok düşük ve o melatonin beynine ne kadar gittiği de çok net değil. Ama burada anlatmak istediğim şey şu. Karaciğer yağlanmasının tek ilacı var. Kanınızdaki, karnınızdaki fazla yağları atacaksınız. Onun için de egzersiz yapacaksınız. Bugüne kadar bulunmuş en etkili karaciğer yağlanması ilacı adım atmaktır. Günde 7500-8000 adım atarsanız karaciğerinizdeki yağı daha kolay boşaltırsınız. Ama depolamamak istiyorsanız yeniden şekeri bırakırsınız, unu bırakırsınız, nişastayı bırakırsınız. Tabii ki alkol sağlığa zararlı ama karaciğeri çok daha zararlı. Karaciğerden uzak durursunuz. Ama bilin ki kullandığınız ilaçların, masum zannettiğiniz ilaçların, başta çok yaygın kullandığınız parasetamol içeren ilaçların bile çoğu ciddi bir karaciğer zehirleyicisi, yağlandırıcısı. Antibiyotik, kinolonlar karaciğere çok ciddi hasar verebilirler. Yani bütün mesele ağzınızdan giren her şeyin ister ilaç olsun, ister bitkisel destek olsun, karaciğere şöyle bir merhaba demeden vücudunuza girmeyeceğini bilin. İki, karaciğer olmadan dışarı atılmasının da zor olduğunu bilin. Yani girerken bir dert, çıkarken iki dert. Dolayısıyla ne yediğinizi, ne içtiğinizi, ne yuttuğunuzu takviye de olsa, ilaç da olsa mutlaka sorgulayın. Önemliydi. Geldik bir diğer önemli başlığa. Şeker hastalığı damarları bozar mı? Çok. Bilinen en etkili damar düşmanı. 1950'li yıllarda, 30-45'li yıllarda yazılmış eski tıp kitaplarını okumaya ben meraklıydım. Efsane bir doktor vardı. Yüce Atatürk'ün Almanya'dan transfer ettiği bir kardiyolog, Doktor Frank. Onun mesela çok önemli bilgisi vardı ve onunla tanınırdı. Şeker hastaları daha çok kalp krizi geçiriyor diye. O zaman tabii şekerin marifetleri o kadar çok bilmiyordu. Ama şimdi çok iyi biliyoruz ki ne kadar çok şeker o kadar çok glikasyon. Glikasyon ne kadar çoksa damarda pıhtı oluşması ihtimali o kadar fazla. Onun için şeker hastalarında göz damarları tehdit altındadır. Gözleri, göz içi kanamaları, retina yırtılmaları ve retinal ven trombozları çok sık görülür. Böbrekleri tehlike altındadır. Diyaliz gören veya böbrek nakli yapılan insanların çoğu hayatlarını dikkatsiz yaşayan şeker hastalarıdır. Bellek bozuklukları veya feşler çoktur şeker hastalarında çünkü beyin damarlarında hasar olur. Beyin şeker hastalarında kalp damar hastalığı beklenenin çok fazla, çok kat be kat çok olduğu için bunlar daha çok kalp krizine, kalp yetmezliğine ya da kalp aritmilerine adaydır. Önemliydi. Bugünlerde çok duyuyorum safra kesesi sorunu yaşayanı, safra kesesi çamuru yaşayanı. Safra kesesi çamuru neden olur, tedavisi ve çaresi nedir diye izleyicimiz de sormuş. Çok basit bir nedeni söyleyeyim, hepiniz çok şaşıracaksınız. Dünya Sağlık Örgütü geçenlerde açıkladı, her 4 yetişkinden birisi karaciğer yağlı. Yağlı karaciğer eşittir, safra kesesi çamuru taşı adayı. Bu çok net. Kaba anlayışla söyleyeyim, bilimsel değil söyledim, kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Karaciğeriniz yağlandığı zaman karaciğerinizin ürettiği safranın kalitesi de bozulur. Basitçe ve safra keseninizde önce kristaller birikir. Onu ultrasoncu sizi, radyolog uyarır. Safra kesesinde çok miktarda karaciğer yağlı, ikinci derece, üçüncü derece safra kesesinde de kristaller var bol miktarda. Bir sene sonra gidersiniz, karaciğerdeki yağlanma aynı şekilde devam ediyor, kesede çamur oluşmuşlar. 3 sene sonra gidersiniz, safra keseninizde yarım santimlik, 1 santimlik taş var derler ve sizi ameliyata gönderirler. Netice şudur, karaciğeriniz yağlı olduğu için safra çamurunuz arttı. Safra taşı meselesi bu kadar çok yaygınlaştı. Çünkü ikisini de oluşturan mekanizmalar ortak çok noktada ortak mekanizmalar. Evet. Söze başlarken egzersiz demiştik. Ve şimdi de nihayete giderken sözü de bu hafta için yine egzersiz diyelim. İzleyicimiz diyor ki yorgunluğu azaltmak için hangi egzersiz? Aerobik egzersiz ama sabahleyin kalktığınız sabah yorgunluğu olması istiyorsanız önce esneme egzersizi. Esneme egzersizleri hatta bir tık daha ileri gitmek isterseniz biraz meditasyon ya da yoga muazzam.
Ama ile yoga meditasyon diye çömelin, kalkın, eğilin. O ilkokul öğrettiği eller yukarı aşağı falan onlar bile bir egzersiz. Ama prensip olarak yorgunluğu alan en iyi egzersiz yürüyüştür. Çünkü yorgunluğun önemli bir kısmı zaten stresten ileri gelir. Ve attığınız her adım stres için bir törpü gibidir. Tırnak törpüsü gibi stresi törpülersiniz. O stresten uzaklaşırız her an. Kesinlikle. Değil mi? Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte ne dedik? Yaşasın hayat dedik. Umarız haberlerde bize yardımcı olur. İyi haberlere.